başta daha rahat oluyor o zaman. Şöyle bir normal türban yaptım. Altta sıfırladım bunu. Şu şekil. Şuradan kapattım. Kılçık ayarlı mı hocam? Arkası boncuklu iğne var mı kolunuzda? Çünkü tamam hocam. Kumaşın enini kullanıyoruz. Enini. Şimdi çapraz istiyor müşterimiz önünü. Ama yanaklarını da kapatmak istiyor. Tut bir tane burayı. Buna kaç metre kumaş istememiz gerekiyor hocam? 2 mi yine? Ya 2 metre ya da 2 şal. Biriyle kapatmak için. Ya mesela bu hafta gelenler 1,5 metre getirmişlerdi. Bu tarz modelleri hep istediler, yaptım. Zaten bu elimizdeki kumaş da şu an 1,5 metre. Ama 2 metre olunca sizin için daha rahat olur. Yine aldık. Şimdi aynadan çalışıyorsunuz mutlaka. Şu an ben önünü göremiyorum tam. Olduğu kadar artık. Tut bir tane miydi? Yani bir şey söyleyeyim mi? Canlı mankende çalışmak daha güzel. Canlı müşteriyi yapmak çok rahat. Ben hep modeline batırdım ona göre. Batırma. Çık atarım. Batırdım, batırdım. Yine aldım. Bakın geriye gidiyorum yavaş yavaş. Önden doğru duruyor mu bu arada? Duruyor hocam. İdare eder. Bakın kayma ihtimali olabilir. Şuraya mesela bir tane iğne atın. Eğer kayma ihtimali varsa. Tutar yani. O zaman kaymaz kumaşınız. Bakın şu toplanıyor ya, ben elimle onu geriye alıyorum. Düzeltiyorum. Hocam bir tane de iki şallı uygulama gösterir misiniz? Olur. De hocam böyle sarma yapıyorlar ya şeyden. O yumuşak tüllerden istedim ya sizden. Ondan yapacağız. Ben onları o yüzden istedim. Hayal tülden olmuyor, zor oluyor. Hayal tülden olur. Ama güzel kumaşlar varken niye kendinizi zorluyorsunuz değil mi? Koca kafalı olur yani. Şimdi o sarma modelleri istedikleri zaman model ise müşteri mutlaka randevu almaya gelmiyor mu? Model size gösterecek. Siz de ona göre yönlendireceksiniz. Kumaş isteyeceksiniz. Bu kumaşları kumaşları tanıyın arkadaşlar. Hangi kumaşa göre kaç metre olduğunu hani öyle bir... Yani şimdi bu modellerde en ideal kumaşlar multi şifon, unutmayın. Krep şifon. Janjan şifon zor bir kumaştır biraz. Mümkün olduğu kadar istemeyin. Ama getirdiği zaman da yapmak zorundasınız. Hayal tül farklıdır. Sarma modeli için hayal tül sıkıntı. O yüzden likralı tül sarma modellerinde daha ideal oluyor. Ben o yüzden sizden o kumaşları istedim. Anlaşılıyor senden de. Şöyle tut bana.
bu kadar yeterli. Diyelim ki müşterimiz arkadan istiyor bunu. Eğer arkadan istiyorsa şöyle parçamızı aldık. Şu şekil. Buradan yine kılçık atıp bitiriyoruz. Kumaşımızı içine gömüyoruz. Tamamen kapatıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Önüne bir tane aksesuar taktık mı bitti. Burası ama eşit mi olması lazım? Ha, tabii. Ben şu an aynada çalışmadım. Yani tekniği gözüm. Ama diyelim ki yanaklarını kapatmak istiyor. Bunu yaptık. Önünü de kapatmak istiyor. Yanaklarını kapatmak için de arkadaşlar şöyle aldık. Şuraya bir tane iğne attım. Yani 2 metre oldu mu daha rahat oluyor. Şimdi burayı da ben şöyle yapıyorum mesela. Orası temiz görünsün diye. Şöyle bunu içine de gömebilirim. O zaman ikinciyi üstten mi geçiyorsunuz? Şekil. Mesela bu kısa tarafı var ya, bakın şurayı kullanmayacağım, onu arkayı kapatacağım. Şu kısa tarafla önünü düzgün bir şekilde getirip kapatıyorum. Kumaşımız biraz. Şöyle tut. Için kutuları kapatıyor. Evet. Ya şey, sizin profesyonelinizle kalmış. Zaten genelde de herkes hakim yaka giydiği için burası direkt elbiseyi kapatıyor şeyi. Bununla da bakın uzun tarafımla da şu şekil tamamen kapatıyorum. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Anladınız mı? Bu modeli isteyenler oluyor şu an. 2 metre kumaş veya 1,5 metre. Bu 1,5 metre. Hocam 2 metre garanti. Daha iyi olur. Sarkıtma da yap isteyebilir ama genelde istemiyorlar. Ya zaten bu modele burası sarkıtma yakışmıyor. Çünkü burası eğer hijabsa buranın derli toplu durması lazım. Ha ayrıca duvak istiyorsa takabilirsiniz. Şuraya bir tane de aksesuar veya buradan bitti. Anladın mı? Herkes... Evet. Ben size tekniği kolay gösterdim. Normalde hijabı böyle başlatırdım. Herkesin kafası karışırdı. Dün akşam zaten onu göstermek istemiyorum. Dersem yaptırdım. Bu daha iyi, kolay. YouTube'da o var mesela hocam. Yani kafa, yapmaya kafa çalıştım karışıyor, biraz. Kafa karışıyor. Aynen. Daha... Yani kolayı varken bu daha kolay. Buna da hijab mı? He, öne hijab. Hijab model dediğimiz budur. Direkt önden başlama. İki şaldan dediniz ya, farz edelim ki şunu yaptım, tek şaldan bunu yaptım, bitti. Evet. Geldik ikinci şala, şalım kalmadı. İkinci şalda var mı orada hocam? Ver onu bana. Bunda, o ver fark etmez. Aa, o kırmızıyı ver. Bu kırışık ya. Yaptık, burayı bitirdik. Şöyle düşünün. Küçük şaldan yaptık modeli. Şurası böyle kaldı. Burayı yaptık sadece. Yanaklarını da kapattım. Geldik ikinci şala. İkinci şala da kapatmak çok kolaydır. İkinci şalı da tekrar katlayın şöyle. Tamam mı? Şu şekil. Aynı renk düşünün bunu arkadaşlar. Çünkü kötü hayal etmeyin. İki yandan iğneliyorsunuz. Tut burayı kızım. Şuradan iki yandan iğne atıyoruz. Hayal tülde de bu tekniği kullanacağız. Zaten daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi.
burayı da kilitliyoruz. Ondan sonra arkaya doğru götürüyoruz. Bir tarafını uzun, bir tarafını kısa bıraktığınız zaman arkadan şalın ucunu uzun istiyor ya, şöyle sarkıtma da olur. Şunu da aldığınız zaman, böyle kilitlediğiniz zaman şuradan o diğer ucu uzun kalır. Şu şekil. Bir hocam yanak kapandı ya bundan. Hı-hı. İlk şeyden morla.